Milletvekilim, bir genel meclis başkanım, bir kadın kolları ve gençlik kolları başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, genel meclis üyem, milletvekili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve çok değerli Çankaya'mızın Güzide Basın mensupları, hepiniz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu dönemiş olduğumuz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum olduğu üzere geçen yıl 3 yıllık milletvekillerimizin ve ildeki yapılan çalışmaların sunumuyla ilgili toplantı gerçekleştirmiştik. Bunun yine bu yıl içerisinde, bir yıl içerisinde yapılan faaliyetlerin tekrar tanıtım ve sunumu için toplantı düzenleme noktasında malum Dodurga seçimleri araya girmesi hasebiyle sene devresinde değil de bir iki ay gecikme olarak toplantıyı gerçekleştirdik. Tabii çalışmaktan yapmış olduğumuz çalışmaları anlatmaya fırsat bulamıyoruz. Bu vesileyle de biz de basın mensuplarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte hem ilimizde hem ilçelerimizde 11 ilçe ve merkez ilçemizde yapılan çalışmaları bütün belediyelerimizi Cumhur İttifakı ortakları olarak eş tutarak tamamını yanında ve destekçisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar milletvekillerimiz gece gündüz her zaman belediye başkanlarımızın ve bütün kamu ile ilgili yatırımların takipçisiler. İnşallah bu süreçte ve sonrasında da yine Cumhur İttifakı olarak hep beraber kenetlenerek güzel bir çalışma ortamıyla beraber Çankırı'mıza hizmetleri peşi sıra getireceğiz. Tabii bu Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber olmanın en güzel örneğini geçtiğimiz ay 3 Temmuz'da yapılan Dodurga seçimlerini gördük. %87.02 oyla gerçekten çok yüksek rekor bir oranıyla bütün Türkiye'ye ve dünyaya Cumhur İttifakı'nın yan yana geldiği zaman Cumhur İttifakı'nın neler yapabileceğini en iyi şekilde gösterdik. İnşallah bu birlik beraber içerisinde 2023 seçimlerinde inşallah Türkiye'de en yüksek oy oranı alarak bu zafere tekrar imza atacağız. Hep sürekli alanda sahadayız. Çok şükür heybemiz dolu. Tarlada yüzümüz var, tarlada izimiz var ve harmanda da yüzümüz var elhamdülillah. Burada da inşallah Sayın Vekilim bu bir yıl süreç içerisinde yapılan çalışmaları hem il genelinde hem ilçelerde, belediyelerde anlatacak. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah toplantım sayıları vesile olsun diyorum ve sözü Sayın Vekilime bırakıyorum. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli il başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanım, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarım, ilçe başkanlarımız, Merkez İlçe Başkanım, İl Genel Meclisi Üyem, kıymetli belediye başkanlarımız, çok kıymetli basın mensuplarımız, ben de her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanımızın söylediği gibi biz bunu 24 Haziran günü yapalım dedik ama hem meclisteki çalışmalarımız hem de Dodurga Belde Belediyesi seçimleriyle ilgili telaşımızdan dolayı süreç uzadı. Malum ondan sonra Çankırı'da programların yoğunluğu ve düğünler, programlar, çalışmalar derken bugüne nasip oldu. Ben öncelikle her birinize katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden 2021 Haziran'a kadar Çankırı'mıza ilçe ve beldeler ile birlikte 3 yıllık yapılan yatırımları 2021 Haziran tarihinde yaptığımız basın açıklamamızda sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise 2021 Haziran'da günümüze kadar son 14 aylık zaman zarfı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde Çankırı'mıza, ilçelerimize, beldelerimize ve köylerimizle birlikte daha güzel, daha yaşanabilir ve aynı zamanda büyük şehirlere olan göçü tersine göç olarak çevirebilmek adına azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalar neticesinde ilimize son bir yılda 2 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Bunları sırasıyla sizlere aktarmamız gerekirse, öncelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ilgili yapılan çalışmalar, en son haliyle Merkez Atatürk İlkokulu 24 destekli. Bunu gördünüz. 14 milyon lira yakın bir yatırım. Yine orta ilçemizde hayırsever bir vatandaşımızın yaptırmış olduğu okulumuz, eğitim öğretimi açıldı.
Merkez Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu 2021 yılında yapımına başlandı, tamamlanmak üzere. Çerkeş Ortaokulu yine aynı şekilde ihale aşamasında. Aksu Mahalle Ortaokulu, merkez yine 100 kişilik öğrenci pansiyonu proje aşamasında. Ortaokul 4 derslikli proje aşamasında. Merkez ilçe özel eğitim anaokulu 12 derslikli yine proje aşamasında. Yansıda gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Okullarımızla ilgili projeler ve ihaleye çıkan çalışmalar devam ediyor. Ben bunları biraz hızlı geçmek istiyorum. Yine toplamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün son 14 ay içerisinde ilimize yatırım olarak vermiş olduğu rakam 434 milyon lira. Malum biliyorsunuz Sayın Bakanımız 3 Haziran 2022 tarihinde Çankırı'ya gelmişti. Bizim o güne kadar almış olduğumuz yatırımların toplamı 156 milyon iken rakam 434 milyon liraya burada yapmış olduğu ziyaretler neticesinde artırıldı ve bunların hepsini de tek tek takip ediyoruz. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla ilgili en öncelikli Şabanüzü İlçe Devlet Hastanemiz inşaatı en son safhaya geldi. Allah nasip ederse 2022 Ekim ayında da hizmete girecek. Taşbestsiz sağlık kompleksimiz, burayı beraber gezmiştik. İnşallah orası da hizmete giriyor. Ovacık Sağlık Evi lojmanı yine aynı şekilde. Yaylakent Sağlık Evi aynı şekilde. Orada bitti. Yukaröz, burası da bitti arkadaşlar. Hizmete açıldı. Kızdırmak Devlet Hastanesi de Sağlık Bakanlığı'nın ödenek tedarik edilerek doğalgaz dönüşümü inşaatı devam ediyor. Ayrıca devlet hastanemizde zemin yenileme, bakım onarım, merkez TSM, ASM ve 112 ile ilgili bakım onarım, Kurşunlu Ilgaz TSM ve ASM binaları dış cephe bakım onarım. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aksu Sağlık Kompleksi, inşallah onu da takip ediyoruz. Merkez Kırkevler Aile Sağlığı Merkezi proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale hazırlığında. Bunu da yakinen takip ediyoruz. Ilgaz TSM ASM 112 proje tamamlandı. Gerekli onaylar alındı. İnşallah o da ihale aşamasında. Yine Çerkeş'te de aynı şekilde ilimiz genelinde Ildız'ın, Maruf, Sivricek, Gümerdin, Küçükacıbey, Yeşildumlu Pınar, İkizören, Kalfat, Mart Dodurga, Özlü, Dumanlı ve Taşkaracalar sağlık evlerinde bakım onarımlarıyla ilgili rakamlar alındı. Çankırı'ya Sağlık İl Müdürlüğü'ne son 14 ay içerisinde yapılan rakam yatırım 29 milyon lira. Gençlik spor, yüzme havuzumuz devam ediyor çalışmaları. Yine Birnoğlu sentetik çim saha zemin yenilemesi. Orada şu anda hem aydınlatma hem zeminle ilgili hiçbir problem kalmadı. Malum orada geçen bir yağmur felaketi münasebetiyle yukarıdan gelen toprakla zemin dolmuştu. Orayı yeniledik. Futbolcularımızın, sporcularımızın hizmetine sunduk tekraren. Hasan Fehmi Gökşen Salonu'nda çatı yenilemesi. Yine ödenek sağlanarak yurt müdürlüklerinin kafeterya bakım onarım işlemleri. Sabi Anne Öğrenci Yurt Müdürlüğü binasının drenaj sistemi ödenek tedarik edilerek yaptırıldı. Eldivan halı saha çim yenileme işlemi. Kurşunlu Tevfik Fikret İlkokul bahçesinde bulunan basket sahası zemini. Şehit Erdem Aygen İlk ve Ortaokulu spor atölyesi. Yine evlatlarımız burada spor atölyesinde. Şabanözü ilçemizde 16-8 ölçülerinde çelik konstrüktörlüğünün yüzme havuzu. Tabii bu rakamlar arkadaşlar geçen senenin maliyetleri, şu anda 1 milyondan aşağıya mal olmuyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Kurşunlu'da da aynı şekilde. Yine Atkaracalar'da gençlik merkezi yapım ihalesini takip ediyoruz bakanlığımızda. 7 milyon 200 bin civarında. Eldivan'da gençlik merkezi ihalesi takip ediyoruz. Kurşunlu'da sentetik çim yüzeyli futbol sahasının proje aşamasında yapımı. Yine Çerkeş Gençlik Merkezi binası çevresinde çalışmalar. Eldivan İkinoğlu sentetik halı sahanın değiştirilmesi ihalesi. Jimnastik ve spor salonu bakım onarım ihalesi. Ilgaz sentetik çim yüzeyli futbol sahası. Bunların çalışmaları. Ve bunun rakamı 7 milyon 900 bin lira. Büyük bir rakam. Bunun da bilinmesini özellikle isteriz.
Kızılırmak'ta sentetik halı sahanın halının ve altyapının değiştirilmesi projesi, Şabani Spor Salonu'nun çevre düzenlemesi, Yapraklı basket voleybol saha yapımı, yine çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve neticesinde 14 ay içerisinde 57 milyon TL'lik yatırım Gençlik Spor Bakanlığımızdan katkı olarak sunuldu. Bugünkü rakam olarak arkadaşlar en az 250 milyon lira. Tarım Orman İl Müdürlüğümüzle ilgili de aldığımız projeler neticesinde 6 milyon 180 bin TL'nin 5 milyon 980 bin TL'si çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş ve çiftçilerimiz tarafından harcanılmıştır. Burada bu aldığımız paraların gerçekleşme oranı nakdi olarak %97, fiziki olarak da %100'ü gerçekleşmiş işlemler devam etmektedir. Özel idaresinin katkılarıyla da 1 milyon 296 bin TL'lik bir proje desteği alınarak çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Alternatif tarımla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Hem kırmızı mercimek tarımı yaygınlaştırılması hem sertifikalı tohumluk, nohut kullanımı yaygınlaştırılması için destekler hızlı bir şekilde devam etmektedir. Aşağı yukarı 2,5 milyon lira yakın bir rakamdır. Yağlık ayçiçeği yetiştirilmesi, damlama sulama ile çertik yetiştiriliğinin yaygınlaştırılması ki bizim önemli üzerinde durduğumuz bir konu. Malum artık iklim şartları münasebetiyle sulamada çok büyük problemler yaşamaya başlıyoruz ve Kızılırmak Vadisi'nde damlama sulama sistemine geçilmesi için de demetrasyon çalışmaları hızla devam etmekte. Kırmızı et üretiminin artırılması ile ilgili de suni tohumlama projesini gerçekleştirdik. Bu da 3 milyon liraya yakın bir rakam çiftçilerimizin hizmetine sunularak ücretsiz olarak suni tohumlama işlemleri gerçekleşti ırkın temizlenmesi adına. Küçükbaş hayvan yetiştiriliyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi adıyla ilgili çalışmalarda vatandaşlarımıza 11 milyon liraya yakın kredi sağlanmış ve bu kredi sayesinde 7279 baş koyun alımı yapılarak vatandaşımızın, çiftçimizin orada hizmetine sunulmuştur. Yine örtaltı sebze yetiştiriciliği, yine Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün tarım arazisi kullanmasının etkinleştirilmesiyle ilgili destekler alınmıştır. İl özel idaresi kaynaklı tarımsal projeler, destekler alınmıştır. Yatırımlar hızla devam etmektedir. Kırsal kalkınma yatırımlarıyla ilgili projeler kapsamında toplamda 16 milyon 806 bin TL'lik bir hibe kredi çiftçilerimize sunulmuştur ki bu %50'si rakamıdır. Ayrıca kırsalda uzman evler projesine 10 adet proje onaylanmış olup 1 milyon 470 bin TL tutanındaki projeye yine 1 milyon liralık bir hibe ödenecektir. İFAD desteğiyle uygulanan kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi ikinci faz çalışmalarına Çankırı ve Kahramanmaraş illerinin kabul edilmesiyle ilgili strateji planlarının hazırlanması için çalışmalar başlanmış olup fizibilite çalışmaları hazırlanarak diğer çalışmalara devam ettirilmektedir. Biz bu İFAD projesiyle ilgili çalışmayı 2 seneden beri takip ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'de 2 tane il bu projeyle ilgili girebilme şansına sahip oldu. Güneyde Kahramanmaraş, kuzeyde de Çankırı. İnşallah 2022'nin son itibariyle bu projelerin desteğinden faydalanacağız. Toplamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze son 14 ay içerisinde 198 milyon TL'lik ödenek sağlanmıştır. Kültür ve turizmle ilgili hibe ödeneği ile Ilgaz Yıldıztepe mekanik hattı güzel bir hale geldi. Kültür Bakanlığımızın hibesi ile ilgili Ilgaz Belediye Kültür Merkezi, Çerkeş ilçemizde bulunan eski yapıların kamulaştırılması ile ilgili Kültür Turizm Bakanlığı'ndan yine 1 milyon 715 bin TL'lik bir ödenek, Yaylakent Beldesi Kütüphanesi, Çankırı Müze Zemin Güçlendirme İşlemi, Çerkeş Kültür Merkezi yapımı için yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilave hibe, festivaller ve sosyal etkinliklerle ilgili destekler, Çankırı İl Halk Kütüphanesi arsa tahsisi tamamlanmıştır. Projesi bitmek üzere, bu yıl içerisinde de yapımına başlayacağız. Yer olarak sizlere söylemiştim, tekraren söylemiş olalım. Eski Gazi İlkokulu'nun olduğu noktaya Çankırı İl Halk Kütüphanemiz inşallah yakın zamanda temel atarak inşaatına başlanacaktır. Yine Merkez, Ünür, Kızılırmak, Kararlı ve
Kurşunlu, Yeşilöz köyü tarihi camileri restorasyon projelerimizi hazırlattık. İhale için onay bekliyoruz. Kısa zamanda da ihaleye çıkıp buranın restorasyonlarını gerçekleştireceğiz. Merkez Çorakyeller fosil yatağı kazı çalışmaları da devam ediyor. Bir hafta önce Ayla hocamızla görüştük. Kendisinde bir basın açıklaması oldu. Sizler de onu dinlediniz, kalem almışsınız. Ben de hepsine baktım. 4000 adedin üzerinde şu anda Çankırı'da fosil olduğu biliniyor. Biz nasip olursa, bunu da söylemiş olalım, çalışmayı hocamız Ankara Üniversitesi üzerinden takip ediyor. Burada Sayın Rektörümüzle konuştuk. Çankırı Karatekin Üniversitesi üzerine alıp o sahayı da Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin sahası içerisinde katıp çalışmaları üniversitemiz üzerinden takip etmek için de bunların hizmetini alabilmek için de Sayın Rektörümüzle görüşüyoruz. Yine Kurşunlu Kale Sondaj çalışması, Çerkeş Tümülüs Kazısı çalışması tamamlandı. Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne de bakanlığımız tarafından 20 milyon liralık bir ödenek sağlandı. Çevre şehircilikle ilgili çöp konteyneri, müftelik köylere kilit parke bordür, İller Bankası'ndan içme suyu borusu, ek parçaların alımı, merkez ilçelere bağlı köylere su borusu, Kurşunlu ve orta ilçelerimize içme suyu tesisleri, güneş enerjisi, valiliğe sıfır atık kapsamında bakanlıktan ödenek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı araç, İller Bankası'ndan borular, İl Özel İdaresi'yle ilgili de yine Enerji Bakanlığımız vasıtasıyla bütün ve köydes kapsamında ilimize gelen paralarla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız 14 aydaki rakam 54 milyon TL'dir arkadaşlar. Burada rakamları görüyorsunuz. Merkeze 6 milyon 726 bin lira. At Karacalar'a, Bayramören'e, Çerkeş'e, Eldivan'a, Ilgaz'a, Kızılırmak'a, Korgun'a, Kurşunlu'ya, Orta'ya, Şabonuzu'na ve Yapraklı'ya gelen paralarla beraber köydes kapsamında 46 milyon, il ilçelere diğer hariç projelerle ilgili de 54 milyon liralık bir yatırım Çankırı'ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanmıştır. İlçelerimize gelecek olursak, elektrik hatları yer altına alındı At Karacalar'da. İnşallah orada hızlı bir şekilde çalışmalarımız duruyor. Bu asfaltımızı yenileyeceğiz, sıcak asfaltla BSK olarak inşallah yakın zamanda buluşturacağız. Belediyemizin dış cephe kaplama montaj işleri, yine yollarımızdaki çalışmalar, tedarik edilen meydan yapım işi ile ilgili devam etmekte. At Karacalar hemen çarşı içerisine girdiğinizde caminin yanında bir geniş alanımız vardı. Buraya geçen sene başladık. Rakam olarak düşük bir rakamla başladık fakat 3,5 milyon lira civarında bir rakamla inşallah bu çalışmayı da At Karacalı hemşehrilerimizin kullanımına vereceğiz. Yine bitüm alımı ve strateji başkanlığımızdan aldığımız paralar At Karacalı'ya 9 milyon liralık bir ödenek sağlandı. Çardak'ta kilitli parke, Çardak Belediyesi'nin hibe yoluyla gençlik merkezi yapımı, çok güzel bir gençlik merkezi oldu. Taziye evi, belediye başkanlığı binasına ilave kapalı itfaiye garajı, belediye binası dış cephe monteleme boyalama işi, kazıcı yükleyici hibe ödenek yoluyla alındı. Kanalizasyon işleri devam ediyor. Enerji Bakanlığı'ndan alınan rakamlarla beraber 5,5 milyon liraya yakın bir ödenek de Çardaklı beldemize verilmiş oldu. Bayramören'de yine altyapı çalışmaları, köydesten gelen paralar, strateji başkanlığımızdan aldığımız rakamlar ve nasip olursa da Bayramören için en önemli işlerden birisi TOKİ'ydi. Onu Sayın Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, ilçe başkanımızla beraber TOKİ'deki çalışmalarımız sonucunda inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklayacağı programda Bayramören ilçemize iyi bir TOKİ kazandırmış olacağız. Verilen rakamların toplamı 7 milyon civarında arkadaşlar. Bayramören ilçemize kazandırdığımız. Çerkeş, Işıklar Konağı'nın restorasyonu. Yeni de görmüşsünüzdür, gidip gelmişsinizdir. Kıymetli basın mensuplarımız zannediyorum orayı gördüler. Yine modern bir hayvan pazarı. Biyogaz tesisi kuruldu. Hayvan pazarıyla ilintili olarak orada malum biliyorsunuz. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla ilgili hem tavuk çiftlikleriyle ilgili de noktalar var. Biyogazın da ham maddesi bunların çıktıları oluyor. Tamamen Çerkeş ilçesinde bunu sağlayabilecek bir ham maddeye sahibiz. Çerkeş Belediyesi'ne kazandırılan araçlar, yine
Enerji Bakanlığı'ndan almış olduğumuz katkılar, Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan alınan hibe ödenek ile Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi yapımı tamamlanmak üzere. Zannedersem burayı da bir ay gibi süre içerisinde aşacağız. Öyle mi Sayın Hasan Sopacı? Nasipse. Bu hafta bir deneme tiyatro çalışması yapıldı. Evet. Evet. Arkadaşlar, tabii buranın rakamı 15 milyon 440 bin lira gibi bir rakam. Bugün biz burayı yapalım desek 50 milyon liraya çıkamayız. Burada Çerkeş ilçemize hayırlı olsun. Çok güzel, gösterişli ve hemşehrilerimizin her an her şekilde faydalanabileceği bir kültür merkezi Çerkeş'e kazandırıldı. Yine kent meydanı, 46 ticarethane, 134 konut, yeni belediye binası, kapalı pazar yeri, yeraltı otoparkı, itfaiye hizmet binası yapım işi hızlı bir şekilde devam etmekte. Nasip olursa 2023'te Çerkeşli ticaretle uğraşan kardeşlerimiz ve konut sahibi olmak isteyen kardeşlerimizle beraber belediye binamızı da buraya taşıyarak yeni bir şehir, Çerkeş'te yeni bir şehir kazandırılarak yolumuza devam edeceğiz. Buranın da rakamı aşağı yukarı 98 milyon ki bu rakam geçen senenin rakamı, bu da iki katla çarpılabilecek bir rakam. Kilit parke bordür taşı, yine aynı zamanda 7 adet tescilli konağın 4 tanesinin restorasyonu tamamlandı. Bununla ilgili ödenek sağlandı. Uluslararası ıslah projesi çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. İkinci etap çalışmaları da devam etmekte. Bu uluslu ıslah projesi dediğimiz Çerkeş'in içerisinden geçen çayımız, etrafını güzelleştiriyoruz. Orada hiçbir atık bulunmaması, vatandaşlarımızın da etrafında yol güzergahında yürüyebilecekleri rekreasyon alanı oluşması adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine Çerkeş Meslek Yüksek Okulu 2022-23 eğitim öğretim yılında Çerkeş Belediyesi Hizmet Binası'nda eğitime başlayacak. Yaşlı bakımı, evde bakım hizmetleri olmak üzere 2 adet ön lisans bölümü mevcut ve şu anda 160 öğrenciyle bu sene eğitim, öğretime başlayacak kıymetli arkadaşlar. 4. Murat Hamamı restorasyon işi ve Sultan 4. Murat Camii'nin yeniden aslında uygun yapılması rekonstrüksiyon projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesine çıkılacaktır. Bunu da yakinen takip ediyoruz. 50 milyon liralık bir yatırım. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve bizler bu işi hassasiyetle takip ediyoruz. İnşallah kendi aslında uygun şekilde projeyle 4. Murat Camii'nin tekrar Çerkeş ilçemize kazandıracağız. TOKİ ile ilgili çalışmalar yine devam ediyor. En son 160 adet konut, 1 adet 4 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 adet cami. Buralar yine devam ediyor. Ödene ayrılan yeni emniyet binasının yapım işlemi hem Çerkeş hem de Şabanoz ilçelerimizde devam ediyor. O çalışmaları takip ediyoruz. Aynı zamanda başlandı zannediyorum 2 ay gibi bir süre geçmesine rağmen şu anda su basmanı çıkıldı. Yeni orman işletme binası 16 milyon liralık bir yatırım Çerkeş ilçemizin hizmetine çok kısa sürede inşallah sunulacak. Organize sanayi bölgesi gelişiyor. Sanayi bölgesinde 13 tane fabrika üretim yapıyor. Yer tahsisi yapılan 7 fabrikanın inşaat çalışmaları devam ediyor. Yer tahsisi yapılan 3 firma proje aşamasında. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 2000 kişiye istihdam olanağı sağlamakta. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile Düzce Cam Sanayi arasında 250 milyon dolarlık yatırım protokolü yapıldı. Bu konuyla ilgili de basın mensuplarımız oradaydı. Bu protokolü imzaladık. Malum onların istemiş olduğu alan itibariyle biraz farklılık oluştu. Bu amaçla da ikinci organize sanayi bölgemizin kamulaştırma işlemleri bitti. İnşallah yakın zamanda tahsis gerçekleşecek ve temel atma işlemi sonucunda orada evlatlarımız, kardeşlerimiz çalışmaya başlayacaklar. Çerkeş ilçemizde son 14 ay içerisinde kazandırılan rakam 630 milyon TL. Saçak beldemiz, bahçe teli yapımı, yine Cumhurbaşkanı stratejiden alınan rakamlarla beraber 4 milyon 800 bin TL'lik bir ödenek sağlandı. Eldivan ilçemiz doğalgaz, malum biliyorsunuz 40 milyon TL'lik bir yatırım. Yine
Eldivan ilçemizde altyapı şebekenize su hatlarının yenilenmesi için 150 hibeyle İller Bankası'ndan yapım ihalesi 6.345.000 TL bedelle gerçekleştirmiş olup 2022 yıl içerisinde tüm ilçemizin içme suyu şebekesi yenilenmiş olacak. 99 adet konut ihalesi yapıldı ve şu anda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık maliyet 24 milyon TL. Karadere Göleti Kapalı Sulama Sistemi proje yapımı takip ediyoruz. İnşallah 2022 yatırım programına alındı. Takibimizde. Hibe araçlar, bunları hızlıca geçiyorum. Yine kamyonumuz, tırımız, taksimiz. Yeni 4 adet öğrencilerimizi taşımak adına otobüsümüz. Toplamda Eldivan ilçemize 14 ay içerisinde sağlanan ödenek 82 milyon TL. Kızılırmak vidanjör, Çevre Şehir İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kilit parke taşı ve işçiliği, aynı zamanda ilçe içerisinde bulunan parkların bakımı temizlik işlemleri, Spor Toto'dan hibe ödenek ile Hüseyinli Gençlik Merkezi. Şu anda inşallah öğrencilerimizin, evlatlarımızın, gençlerimizin de hizmetine sunuldu. Katı atık toplama istasyonu. İlçemizde içme suyuna destek amaçlı ilave sondaj çalışmaları. Bunları da takip ediyoruz. Eski belediye binamızı yıktık. Yerine yeni belediye binamızı yaptık. İnşallah nasip olursa bir ay içerisinde de buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Rakamı 1 milyon 715 bin TL yazıyor ama bu rakamı 3'te çarpabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda ticari dükkan ve iş merkezi projeleri de tamamlanmış olup bunların da yapım ihalesine yakın zamanda çıkacağız. Kızdırmak yeni mahallede bulunan rezerv yapı alanı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye devri gerçekleştirilen yaklaşık 5.96 hektar alanı ıslah edilerek imar düzenleme sonucu küçük sanayi sitesi hizmete açılmıştır. Kızdırmak Belediyesi imar planında revizyon çalışmaları devam etmektedir. Enerji Bakanlığımızdan katkılarla yine TOKİ ikinci etap toplu konut projesi çalışmalar başlamış olup projeler hazırlanmıştır. Paket arıtma tesisinin faaliyetine geçirilme çalışmaları devam etmektedir. İlçe merkezine millet bahçesi proje ve yapım çalışmaları kapsamında yer seçimi tamamlanmış. Projelerin hazırlık aşaması devam etmektedir. Bu anlattığımız konularla ilgili Kızdırmak ilçemize son 14 ay içerisinde ödenek 26 milyon TL'dir. Korgun ilçemizde yine çöp toplama aracı alımı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan destek, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan desteklerimiz, Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı tarafından spor saha yapım işlemi, yine Cumhurbaşkanlığı Strateji'den desteklerimizde 4,5 milyon liraya yakın bir rakam destek olarak, ödenek olarak aktarılmıştır. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı'ndan spor saha işlemi en az 2 milyon 677 yazıyor da 10 milyon civarındadır. Bunun da özellikle bilinmesini isterim. Orta ilçemizde doğalgazla ilgili 2021 yılında ilçemiz hizmete sunulan doğalgazda 30 milyon değerinde bir ödenek. Alınan araçlar, Halk Bankamız buraya açıldı. Girişimler sonu Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızda ilçemize 35 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırıldı. İhalesi tamamlanmış ancak mevcut şartlardan ötürü yeniden 13 Eylül 2022 tarihinde ihalesi yapılacaktır. 15 milyon TL civarında bir rakam. Organize sanayi bölgemizin altyapı çalışmaları ihalesi yapılmış. Yüklenici firma fiyat açısından dolayı bir takım sıkıntılar yaşandı beyan etmekte. İhale tekrar verilecek 12 milyon TL civarında bir rakam. Doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz Cumhuriyet ve Nevzat Ayaz caddelerinde 4 kilometrelik sıcak asfalt yapımı geçen hafta gerçekleşti. Orta ilçemize de hayırlı olsun diyelim. Yine hibe destekler neticesinde orta ilçemizin almış olduğu ödenek tutarı 85 milyon rakamıdır. Yaylakent yollarda çalışmalarımız devam etmekte. Hibe araçlarımız gördüğünüz gibi tır, kamyon, taksi, traktör. Yine park çalışmaları. 12 bin metrekare parke taşı ve döşeme işçiliği. Yine hibe ödenek ile havuz ve yukarı kayı parkı yapılmış. Enerji Bakanlığımızdan destek sağlanmış. Bir ay önce de Yaylakent beldemiz doğalgazlı
doğalgaza kavuştu. Orada programı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde beldemizin almış olduğu rakam 8,5 milyon TL'dir. Şabanözü, hibe ödenek ile belediye hizmet binası yapılmıştır. 15 milyon TL. Yine doğalgazla ilgili mahallelerimize çalışmalar devam etmekte. 24 bin metre karekare mahallemizin kanalizasyon hattı yenileniyor. Yine Gümerdiğin mahallemizde 16 bin metre karelik alana yeşillenmiş olup çalışmalarımız devam etmekte. Çarşı meydanı yapıldı. Merkezdeki iş yeri sıkıntısına çözüm üretmek için meydan içerisinde proje dahilinde çelik konstrüksiyonlu olarak 11 adette dükkan ilave edildi. Yine Muzlu Pınar mevkine yapılan imar düzenleme neticesinde park alanımız. İçerisinde 300 kişi kapasiteli konferans, toplantı, tiyatro gibi etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon, kütüphane, atölye sınıfları, sergi ve fuaye alanı, 250 metrekarelik yaren odası ve ek odaları bulunan yaren ve kültür evi ihalesi gerçekleşti. Şu anda en son durumu bu şekilde. Nasip olursa seneye Şabanözü ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Rakamı 37 milyon TL kıymetli arkadaşlar. Toplu konut idaresi ile ilgili çalışmalar yine devam ediyor. Toplu konut yapımı var. Bitirilen yerler var. Bundan sonra ilave olarak başlanacak kısımlar da var. 12 bin ton sıcak asfalt çalışması, bordür ve kilit taş kaplama çalışmaları, konteynerler, elektrik hatlarının yer altına alınmaları. En önemli konulardan birisi yıllardan beri Çubuk, Şabanözü orta yolunun duble yol çalışması talebiydi. Allah nasip etti. Şabanözü Çubuk tarafına doğru şu anda başlamış bulunmaktayız. Nasip olursa Kara Musa köyümüzün olduğu noktaya kadar 2023 senesi ortalarında genişletilmiş, bölünmüş yol çalışmalarımızı bitireceğiz. Yine aynı zamanda Şabanözü'nden orta ilçemize doğru da yol çalışmaları başladı. İnşallah orayla beraber Çubuk'tan gelen vatandaşımız Şabanözü'ne, oradan Ortaya ve Saçak beldesine rahat, konforlu, güvenli bir yolculuk yapacak. Şehir terasımız, Karaören ve Gümerdiğin göletleri çevre düzenlememiz, yine araç alımları, bunlar artık sıradanlaştı. Karategül Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Meslek Okulu'nun Şabanözü kampüsü. İnşallah orada da bu dönem 160 öğrencimiz eğitim öğretimde kavuşacak. Öğrencilerimizle ilgili yurt çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimiz yurtla ilgili sıkıntı yaşamayacak. İlçemizde yine TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden forklift jeneratör bilgisayar hibe olarak alındı. Ve belediye tarafından, Pursaklar Belediyesi tarafından da ilçeye bir park yapıldı. Diğer Enerji Bakanlığı'ndan alınanlar, Cumhurbaşkanı stratejiden alınan destekler neticesiyle Şabanözü ilçemize de son 14 ay içerisinde 235 bin TL'lik ödenek sağlanmış oldu. Yapraklı İkizören yol ayrımı, Subaşı Yamaçbaşı çift katlı asfalt. İnşallah burayla ilgili şu anda zemin çalışması devam ediyor. Bu haftanın sonunda veyahut haftanın başında İkizören yolumuzu da yaparak bugüne kadar sıkıntılı olan yolun tamamını düzeltmiş olacağız. Yine köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yenice köy Güneş Enerjisi Traf Hattı, bunlar GES çalışmalarımız devam ediyor. Strateji Başkanlığı'ndan aldığımız desteklerle beraber Yapraklı ilçemize de 3 milyon 282 bin TL'lik bir ödenek sağlanmış oldu. Kurşunlu hibe araçlar, traktör, kamyon, yayla mevkiinde hayvan gölet yapım işlemi, yine yol çalışmalarımız, su borusu ve ekipman çevre bakanlığı hibe olarak alınarak hat yenilemeleri, doğalgaz çalışmaları, Çavundur önceden malum biliyorsunuz köydü, daha sonra mahalle olarak statüyle beraber doğalgaz alma hakkına kavuştu ve doğalgazla buluştu. Granit fabrikasının D100 karayoluna bağlayan yolun satih kaplaması işlemi. Yine ilçemizde İğdir, Dağören, Demirören, Sünürlü ve Sakali köyleri grup yolunun yapımı.
Bu önemli bir yoldu. Buraya da başladık. Kurşunlu Meslek Sol için kız ve erkek misafirhaneleri yapımı ve en önemli çalışmalarımızdan birisi Gençlik Merkezi. Kurşunlu'da bulunan Gençlik Merkezimiz, açık söyleyeyim, hiçbir ilçemizde yok. Ve Türkiye genelinde Sayın Bakanımızın da gözde Gençlik Merkezi binalarından birisi. İnşallah orası da evlatlarımız için hizmete açıldı. Buranın rakamı 5 milyon 548 bin TL gibi gözükse de bunu en az arkadaşlar 4'le çarpmamız gerekiyor. Kurşunlu Kolgun yolu yapım içinde çalışmalar başladı. 55 bin TL'lik ödenek gönderildi ve yolda hızlı bir çalışma devam ediyor. Yine Enerji Bakanlığımızdan aldığımız destekler, yine halı saha yapımı işlemi ve ortada eğitim öğretim için bir tane okul kazandıran hayırseverimiz buraya da bir tane huzurevi yapmakla ilgili bağışta bulundu. Allah ondan razı olsun. Protokol yapıldı. İnşallah yakın zamanda inşaatine başlanacak. Profesör Doktor Hasan Zuhri Sarıkaya Kızlar Yolu Barajı, bildiğiniz gibi 2021 Mayıs 2022 Haziran arasında buraya 50 milyon TL'ye yakın bir ödenek ayrıldı. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu projeler neticesinde Kurşun ilçemize son bir ilçesine kazandırılan rakam da 120 milyon TL'lik bir rakam. Ilgaz Gençlik Merkezimiz 4 milyon TL. Kapalı halı saha yapım işlemi. Araçlarımız, bunları hızlı geçebiliriz. 25 ton kaldırma kapasiteli vincimiz, bu önemli. Allah vermesin bir kazada, ki o yol çok fazla işleyen bir yol, vincimiz de mevcut. Ulupınar Mahallesi'ndeki Gavur Han'ına ait arsa belediyemiz mülkiyetine geçti. Bu tarihi han iki katlı bir konseptte dükkanlar, kafeterya ve otel yapılıp aslında uygun olarak yeniden inşa edilecektir. Bu da bizim önemli ve özenle takip ettiğimiz bir projeydi. İnşallah Ilgaz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Gasilhane ve mezarlık binalarının yapımları, bunlar gerçekleşti. Parke taşı bordür çalışmaları, yine sıcak asfalt çalışmaları. Ilgaz'da sıcak asfaltta bayağı iyi bir noktaya geldik. Ana güzergahların hepsi sıcak asfaltla buluştu. İçme suyu borusu, ekipmanlar, tedarik. Dibek Çayırı Göl Rekreasyon Alanı çalışması. Bu da ana yol üzerinde kıymetli arkadaşlar. İnşallah buraya bir göl ve etrafında piknik rekreasyon alanı olarak yapabilme adına çalışmalarımız devam ediyor. Çok amaçlı konferans salonumuz. Yıldız Tepe'ye macera parkı yapılması için imza töreni gerçekleşti. Yine bu kompleksin yapılması için Gençlik Spor Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı hibe ödenek için gerekli girişimler yapıldı. Bu sene ikincisini düzenlemiş olduğumuz uluslararası kayak yarışları ile sosyal, kültürel ve turizm açısından Ilgaz'ımızı dünyaya duyurduk. Yaklaşık olarak 7-8 tane büyükelçimiz ve yabancı misyon şeflerinin bulunduğu amatör bir kayak yarışmasını gerçekleştirdik. İkincisini yaptık. Nasip olursa bu sene üçüncüsünü de yapmakla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Yine aynı zamanda sağ olsun bizim bu Çekya'yla Dostluk Grubu Başkanlığı münasebetiyle bir bisiklet yarışması da düzenleneceği gündemimiz içerisinde. Ercan Bey bu sizi ilgilendirir. İnşallah yakinen takip ederiz. Tarihi Ilgaz Osmanlı Hamamı'nın restorasyon çalışmaları. O da devam ediyor. Bu rakamlar neticesinde Ilgaz ilçemize son bir yılda gelen rakam 40 milyon TL. Kıymetli arkadaşlar. Dodurga beldemizi biliyorsunuz. Oraya kazandırılan araçlarla beraber Dodurga beldemize de toplamda 9 milyon 250 bin TL'lik bir ödenek sağlanmıştır. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi organize sanayi bölgeleriyle ilgili şöyle bir istatistik size sunmak istedik. Korgun OSB'de 17 tane firmamız var. Toplamda 532 kişi. Şabanözü OSB'de 10 tane firmamız var. Toplamda
4000 kişi. Çerkeş OSB'de 10 firmamızla 1200 kişi çalışıyor. Yakınkent OSB'de 4 firmamızla 3600 kişi çalışıyor. Orta OSB'miz, evet, o inşaatı devam ediyor. Bunun yanında Kurşunlu'da da malum biliyorsunuz Söğüt Seramik Fabrikamız var. Nasip olursa aybaşı itibariyle de orada 1000 kişi çalışmasına devam edecek. Şimdi Korgun'da, Şabanüzü'nde, Çerkeş'te, yakın kentte bulunan tüm firmalar birbirinden değerli ve kıymetli. Bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan hem evlatlarımızın çalışma imkanlarındaki tutumları, hem maaşla ilgili destekler, hem de özlük haklarıyla ilgili bugüne kadar bir sıkıntı oluşmadı. Sadece 1,5 aylık bir süreç içerisinde Söğütsen, Kurşunlu Söğütsen fabrikamızda evlatlarımız bir izin dönemi yaşadılar. İnşallah nasip olursa oradaki sıkıntıyı da atlatıp yakın zamanda çalışmalara devam edeceğiz. Evet. Şehrimiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlerden aldığımız vekaletle, yatırım ve hizmetlerle dolu 4 yılı tamamlamış bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Çankırı'mızın 12 ilçe, 4 belde ve 370 köyümüzün tamamını ziyaret ederek, köy halkı ve ihtiyar heyetinden sorun ve sıkıntıları dinleyerek, yerinde incelemelerde bulunarak çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yönetime bakış açımız olarak merkezi yönetimden daha ziyade yerinde yönetimle halkın içinde saha çalışmaları yaparak tespit yapılan sıkıntıları ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Bu nedenle Çankırı'mızın her şeyin en iyisine layıktır. Yaparsa AK Parti yapar, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Biz şehrimize ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin geleceğine de o derece büyük katkı yaptığımızı biliyor. Milletin meclisinde temsil ettiğimiz hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini sunmak için gayret ediyoruz. Önümüzdeki 10 ayda da Çankırı'mızı daha iyi yerlere getirmek için aynı inanç ve heyecanla hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğimizi bildirir. Bu zamana kadar esirgemediğiniz destek ve dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Millete hizmet olun yolunda durmak yok, yola devam Çankırı'm.